Arkadaşlar herkese merhaba Volkan Bana ben bugün BD'nin şu fiyatlarını biraz değerlendirmek istiyorum çünkü baktığınız zaman internette hakikaten çok acımasız eleştiriler var yani BD'nin fiyatları ilgili çok ciddi eleştiriler var. Gerçekten de BYD fiyatlar tarafında eleştirilmeyi hak ediyor mu hak etmiyor mu bugün rakamlarla bakacağız. Çünkü BYD bir Çinli firma ben uzun yıllardan beri Çinli firmalarla çalışıyorum. Çin'e gittik geldik Hatta daha, daha yeni gittim geldim Çin'e. Şimdi yani Çin'i bilmeyen bir insansan yani evet Çin'in mesela değerlerini Çin'in algısına algılayamayan bir insansan ve özellikle de fiyatları Türkiye'deki fiyatları Çin'deki fiyatlara göre karşılaştırırsan açıkçası burada hata edersin. Arkadaşlar bakın size iki tane telefon getirdim. Mesela şu anda elimde Vivo X200 Pro var. Mesela bu telefon Çin'de 800 dolar 850 dolar civarlarında bir fiyatı satılıyor. Muhtemelen Avrupa'ya geldiği zaman bu telefonun fiyatı 1200 euro olacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Hemen örnekten yine yola çıkalım. Huawei Pro 70 Ultra. Bu da şu anda Çin'de yine 800 euro, dolar civarlarına satılan bir telefon. Türkiye'de ise bu telefon arkadaşlar gördüğünüz gibi 2000 euro civarlarında bir fiyata satılıyor. Şimdi sen eğer Çin'deki fiyatları alıp da dolara çevirip Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırırsan hocam. Oho o zaman sen Çinli markaları anlamamışsın demektir. Ee, özellikle otomobil üretici, otomobil içeriği yapan arkadaşların Çinli markaları anlamaması çok normal ama açıkçası yani Çinli markalar böyle çalışmıyorlar. Çinli markaların Avrupa'daki fiyatları var. Avrupa'daki fiyatlar üzerinden geliyor. Biz şimdi biz her zaman Çinli markaları şunu diyoruz. Arkadaşlar bizi sakın diyoruz bak böyle middle liste falan filan koymayın diyoruz. Orta Doğu'ya koymayın biz. Biz Asya'da değiliz. Biz Avrupa standartlarındayız. Biz Avrupa'daki bölgede yer almamız lazım diyoruz. Ama fiyatları abi Avrupa'daki bölgelerle hiç karşılaştırmıyoruz. Şimdi birçok insan çok hani eğriye eğri doğruya doğru diyelim. Şimdi birçok insan özellikle otomobil içeriği yapan birçok insan BD'nin lansmanına katılmadığı için biraz BD'yi böyle fiyatlardan böyle çakmaya çalışıyorlar. Hakikaten de BD'nin fiyatları çakılacak fiyatlar mı biraz bunu değerlendirelim. Çünkü şunu görüyorum. Çin'deki fiyatlar yazılıyor. Türkiye'deki fiyatlar yazılıyor. İşte dolar olarak. <laughs> abi böyle olur mu bu iş? Eğer böyle yapacaksan bak sana şöyle bir örnek vereyim ben. Tesla'dan örnek vereyim. BD'yi boş verin. Tesla'dan örnek vereyim. Şimdi Tesla'ya baktığımız zaman arkadaşlar yani fiyatları eğer ana vatandaki fiyatlarla karşılaştırırsak bak ne hale geliyor iş ondan bahsediyorum. Tesla Model Y Türkiye'de 1 milyon 866 bin TL şu anda satış fiyatında. Bunu dolara çevirdiğimizde ise 54 bin dolar civarında bir fiyata erişiyoruz. Yani biz Türkiye'de 54 bin dolar para vererek arkadaşlar Tesla Model Y'yi satın alabiliyoruz. Arkadaşlar Amerika'daki adamsa 31 bin 500 dolar veriyor. Yani arada aşağı yukarı 22 bin dolara yakın fiyat farkı var. Şimdi bunu eleştiriyor musun? Abi bunu eleştirmiyorsun ama B7'nin fiyatını eleştiriyorsun. Şimdi gelin B7'nin fiyatlarına da bakalım. Gerçekten de eleştirecek bir konu var mı yok mu? Kendiniz karar verin. Yine Türkiye'de olay olan modellerden bir tanesi Dolphin serisiydi. 1.280.000 TL bugün itibariyle Türkiye'de fiyatı var. Ve şu anda da gördüğünüz gibi arkadaşlar Euro yükselmeye başladı. Dolphin modelinin arkadaşlar Avrupa'da iki tane farklı versiyonu var. Birisi Comfort bir tanesi Design. Türkiye'de satılan aracın Comfort olduğunu altını çizelim. Bu otomobilde 29 bin euroya Avrupa'da şu an satışta. Yalnız bu 29.000 euro'nun içinde arkadaşlar taşıma masrafları adı verilen masraflar dahil değil. Muhtemelen bir bin euroda buna ekleniyor. Aşağı yukarı 30 bin euroya arkadaşlar bu aracı satın alabiliyoruz Avrupa'da. Arkadaşlar 30 bin euroda aşağı yukarı 1 milyon 100 bin TL'lik bir rakama tekabül ediyor. Yani Türkiye'deki fiyatla Avrupa'daki fiyat arasında 180 bin TL civarında bir fiyat farkı var. Yani gerçekten de bu otomobil fiyatıyla eleştiriyi hak ediyor mu, hak etmiyor mu? Açıkçası buradaki yorumları size bırakıyorum. Ama eleştiri yapan arkadaşlar sadece KDV ve ÖTV hesabı yapıyorlar. Başka hiçbir giderden bahsetmiyorlar. Türkiye'de verilen harçlarla ilgili bilginiz var mı diye soracağım. Özellikle bu eleştiri yapan arkadaşlara. Bir otomobili siz getirdiğinizde gümrükte ne kadar harç ödüyorsunuz? Ticaret Bakanlığı'na ne kadar harç ödeniyor? Bunlarla ilgili bilmiyorum bilgiler var mı? Bunlar da bu fiyatlara ekleniyor mu? eklenmiyor mu? Açıkçası bunu BD'nin Türkiye Distribütörü'nün sahibine sormak lazım. Abi sen ne ödüyorsun diye. Yani bizim burada eleştireceğimiz gerçekten de nokta BD'nin distribütörü mü? Yoksa bu kadar vergin harcın bizlere yansıtılması mı? Bunu da dediğim gibi sizlerin takdirine bırakıyorum abi. Arkadaşlar yani bu örnekleri arttırabiliriz. Detaylarına bakabiliriz ama işte başka modellerle de Avrupa fiyatları ortada karşılaştırabiliriz. Siz de karşılaştırabilirsiniz. Yani pahalı mı değil mi kendiniz karar verin ama. Ya ben şunu söyleyeceğim. Bakın Çinli markaların genelde fiyat politikası bu. Çin'de bakın başka bir dünya var arkadaşlar bakın Çin'de 1,5 milyar insan yaşıyor ya. Biz Türkiye'de 85 milyon insanız abi yani siz Çin'de arkadaşlar bir il 80 milyon abi yani siz neyden bahsediyorsunuz yani bir Türkiye kadar bir ili var adamların ya. O yüzden şunu demeye çalışıyorum. Yani burada başka bir algı var. Başka bir yönetim sistemi var. Orada başka bir rekabet var. Ayrıca sübvanse var. Ya bunların hiçbirini bilmeden siz Çin'de işte otomobiller orada işte şu fiyat. işte Türkiye'de bu fiyat. Arada uçurum var. Ya abi yok. Avrupa'daki fiyatlarla bunu bunları karşılaştırmamız lazım bizim. Yoksa işte gösterdim abi. Tesla'nın da Amerika'daki fiyatlarıyla Türkiye'deki fiyatları karşılaştırırsak arada 20 bin dolardan fazla fiyat farkı var arkadaşlar. Bakın ben şunu çok net bir şekilde anlayabiliyorum. Ben de yıllardan beri basın sektörünün içindeyim. Lansmanlara gidiyoruz, geliyoruz. Biz de işte efendim söyleyeyim davet edilmediğimiz yerler oluyor. İnsan içerliyor. Biraz böyle giydireyim, çakayım falan filan istiyorsunuz ama arkadaşlar yani abi rakamlar ortada. Olayı yanlış yerden tutup da insanlara gösteriyorsun. Fiyatları gerçekten de değerlendireceksen biraz böyle değerlendirmen lazım diye düşünüyorum. Yorumlarınızı çok ama çok merak ediyorum. Siz BD'nin en azından bunları gördüğünüz zaman BD'nin fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? Fiyatları karşılaştırırken Avrupa fiyatlarına göre mi almak lazım yoksa Çin fiyatlarına göre mi almak lazım? Bununla ilgili de yorumlarda bulunursanız çok teşekkür ederim. Yeni bir yarın görüşürüz. seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.